Sayın seyircilerimiz düzgün madde bugün bizim için konuşurlar. Sosyal medya üzerine bir sonra ama her yerden atlar. Eylem üzerine, xarablıq üzerine. Biz bir daha yeten gideceğiz, bakacağız bugün bizimle milletin rayı nedir? Sonra biz dönük sizlerden konuşarız. Paylaşım siteleri toplumdaki olumlu yönleri olduğu gibi aynı zamanda paylaşılan asılsız haberler yüzünden topluma çok zararlı bir şekilde yansıyor. Sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılan asılsız haberler veya kişiler çıkılar için başkalarına karşı gizli hesaplar üzerinden kullanılan taraflarda tehlikeli yollara toplumu sokuyor. Evvel çok idi yani diayet daha çok idi. Millet de inanırdı bir şeylere yani safhat vehmiye vardı. Bir daiye neşredirdi hatta özü i'cab kazansın, hatta adet müşahidini çok olsun bir video anında mesela. Buna alem tez inanırdı, tez müşareke verirdi özüne safhat şahsiyelerinde. Ve şimdi bakır zamanlarda biraz vay fazla oldu gördüm. Ve nesihatim de o kimseler ki safhat şahsiyeler vardı. Safhat şahsiyeyi de akbar siyasiye neşretmeyin. Çünkü sen siyasi değilsin, iktisasi değilsin. Bir haber anıptı bir mevkı, gayr ma'ruf anıptıdır mesela dolar 120'ye döndü. Hele maslar ekip diyor ki bir natık resmi çıkmayıp hükümet adına bu haber tekil etsin. Öz mücerred, öz görür, özün ra'senanın özün safhasına. Ve bu akbarlar, akbar, şaiat, tetkik etmeden, özne şey etmeden kimse neşretmesin özün ve safhat şahsiyelerinde yani nasihat ederim, bes öz yevmiyetleri için kalsın. Bir yere gelip de bir sefereye çıkıp da bir oturup yemek yeri öz yevmiyatı neşreleriyle ve uzak olsun da akbar siyasiyeden şah. Paylaşım sitelerinde asılsız haberler özellikle de toplumda yaşayan zor süreçlerde bu gibi asılsız haberler ve propagandalar daha fazla oluyor. Son zamanlarda sosyal paylaşım siteleri ve kaynakları belli olmayan hesaplar farklı taraflar arasında silah gibi kullanıyor hale geldi. Bu hesaplarıyla toplumdaki insanlar da istekleri gibi kullanabiliyorlar bazen. Dünya meselesi, yani görürsünüz Facebook'ta bazı haberler veriliyor, yalan yalan haberler Facebook'ta paylaşılıyor, yahut televizyonlarda neşrediliyor, valla filan. Mesela getirdim sen hiç absatçı. Baksay, sabah gelsey, valla televizyonda böyle dediler, varakhanep, varakha kakıl. Geçeydi baksay, aslı yoktu. Yani mahtramat, bazı vahmi sabahlar var, bazı vahmi haberler var. Onca o millete kalak ettirir. Ve millet buna inanmasın. Yani vakıına bassın. Ben de bilen bir sefha için valla bir gün vaz'i beli oldu. Filan beli oldu. Irak'ın vaz'i beli olacak. Varak'ı beli olacak da. Yani bu şeylere temenni ederim kimse hem inanmasın. Kalakta olmasın. Yani sen bilse Irak'ın vaz'i biraz yorgundu. Maneviyatı yorgundu. Ve bu haberler çıkandılar millete çok tesir ediyor. Bizim memleketimizde, bizim düz hurmatta, yani bir belir olanda memleket küçük tez geçir haber. Mahtramat Irak sizlerden, Irak seyircilerden yalan da tez geçir. Yani bak, bazı hakikat var, baksay düz hakikatı, hoş haber de o yetişmez bizde maalesef. Ama yalan olan da affedersiniz, aslı olmayan haber tez geçir. Ve millet inan ona. Nesihatim kardeşlerim, vallahi billahi tillahi önce yalan dinledik affedersiniz. Daha bezar olduk. Temenni ederim bütün arkadaşlardan, bütün abilerimizden, kocalarımızdan böyle ihbarları dinlemesinler. Yani maneviyetlerini indirmesinler. İnşallah bu daha tekrar olmaz.